milli mücadele tarihi, bugün yaşadığımız demokratik yapının buraya doğru gelmesinde, başlamasında, Demokrat Parti'nin kuruluşunda, demokratik mücadelede verilen çabalarda çektiği sıkıntıları Türk milletin geleceği için ortaya koyan insanlar olarak şu anda mezarı başında bulunuyoruz. Hürriyetçi Demokratlar Platformu olarak Bursa'da yapacağımız toplantımızdan önce bu büyük önderimizi, milli mücadele önderimizi, demokrasi önderimizi ziyaret etmek istedik. Bu vesileyle ruhuna Fatiha okuduk. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Hep beraber onların yolunda, onların davasında Hürriyetçi Demokratlar Platformu olarak Türkiye'yi adım adım gezmeye başladık. İnşallah onların ruhunu önümüzdeki dönemlerde ortaya koyacağımız gayretlerle Türkiye'nin, Türk milletinin, Türk devletinin lehine kullanma gayreti içerisinde olacağız. Allah rahmet eylesin. Amin. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarıma da geldikleri için. Rahmetli Demirel'in ilk Gençlik Odası Genel Başkanı Sayın Adnan Hasan Dağıstan'dı. İlk genel başkanımdı. Daha sonra da Mustafa arkadaşımız olmuştu. İkisine de çalışma şerefine nail oldum. Bugün hepsi Türkiye'nin dört bir yanından geldiler. Allah razı olsun onlardan. Aile bu. Gerçek aile biz. Kimse değil. Demokrat Parti'nin de sahibi biziz. Ülkenin de sahibi biziz Allah'ın izniyle. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Çok sağ olun. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle kısaca sizi bir tanısak. Bugün burada neden varız? Biz Hürriyetçi Demokratlar Platformu olarak Bursa'ya geldik. Bizler Doğru Yol Partisi'nin Süleyman Demirel dönemindeki gençlik kolları kurucu genel başkanıyım ben. Arkadaşlarımız, genel idare kurulu üyelerimiz Türkiye'nin birçok tarafından Bursa'ya gelerek bu akşam Bursa'da Hürriyetçi Demokratlar Platformu'nun Bursa toplantısını yapacağız. İlk toplantımızı Kasım ayı itibariyle Ankara'da yaptık. İkinci toplantımızı Aralık ayı itibariyle Adana'da yaptık. Üçüncü toplantımızı Ocak ayı itibariyle Diyarbakır'da yaptık. Dördüncü toplantımızı da Bursa'da yapıyoruz. Buradan Antalya'ya, Türkiye'nin diğer vilayetlerine doğru giderek Türkiye'de demokratik hareketin Türk siyasal yaşamının içerisinde yer almasının gayreti içerisinde olacağız. Onun için şu anda Bursa'dayız. Bu vesileyle biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi demokrasi önderlerimizden merhum Celal Bayar'ı kendi anıt mezarında ziyaret ederek ona arkadaşlarımızla beraber bir Fatiha okuyoruz. Anıtı biraz önce gezerken bulunduğu çevre koşulları anıtın bakımsızlığından şikayet ettik. Bununla ilgili düşüncelerinizi bize söylerseniz. Anıtın o detaylarını tabii bilmem çok mümkün değil ama velakin daha etrafında daha çiçekli, daha yeşillikli bir hal alırsa, daha bakımlı bir hal alırsa daha güzel olacağını zannediyorum. Muhakkak yetkililer de onu düşünüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın tasarrufundaymış. Muhakkak onlar da gerekli ilgiyi göstereceklerdir. İnşallah daha da güzelleşme pozisyonu oluşturulur diye düşünüyorum. Gemi için de evet. Sayın Başkanım. Gemi'ye geldik. Evet. Bugün Gemlik'teyiz. Sizin gözünüzde Gemlik nasıl bir ilçe? Gemlik'e daha önce de geldim. Gemlik her zaman benim için yakınlarım belli görevlerde bulundu Gemlik'te. Umur Bey'e de daha evvel çok defa geldim. Her geldiğimde bir başka güzel görüyorum Gemlik'i. Bu vesileyle bizi de Ali Bilis Başkanım Gemlik'te güzel bir şekilde karşıladığı için ona da çok teşekkür ediyorum. Gemlik'i de çok güzel bulduğumu söyleyebilirim. Kısa dönem önce talihsiz bir olay yaşadık Ali Başkanım'la ilgili. Bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Şimdi onu akşamki toplantımızda dillendireceğim kendi konuşma sürem içerisinde. Tabii biz Türkiye'de demokratik ortamın bozulmaması lazım geldiğini düşünüyoruz. Platformumuzun ismi Hürriyetçi Demokratlar Platformu.
bir ülkede hürriyet yoksa, bir ülkede demokrasi yoksa, birey hak ve hürriyetleri savunulamayacaksa, birey herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığı an o konuda hukuki yollarla hakkını arayamayacaksa orada soru işareti vardır. Ali Biliz başkanımıza yapılan olayı teessüfle karşılıyoruz. İlk duyduğumuz andan itibaren kendi etrafımızda olan avukat arkadaşlarımızla görüşerek hukuki yollarla hakkımızı aramaya gayret içerisinde olacağız. Biz size teşekkür ediyoruz. Bursa gezimiz inşallah hayırlara vesile olur. İnşallah. Çok sağ olun. Bir resim